Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bir beslenme videosu ile daha karşınızdayız. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde kendimizi ve sevdiklerimizi korumak adına kişisel hijyenin yanı sıra önemli ve etkili yöntemlerden biri de bağışıklık sistemimizi güçlendirmektir. Peki bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? Sizin için beslenme uzmanımıza sorduk. Hangi besinleri ve bunları hangi sıklıkta tüketmemiz gerekiyor? Gelin hep birlikte inceleyelim. Kefir, yüksek miktarda B1, B12 ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biyotin, folik asit, amino asitler gibi birçok vitamin ve mineral içerir. İçeriğindeki yoğun yararlı mikroorganizmalar ve probiyotik özelliğiyle bağırsak florasının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Sağlıklı bir flora ve güçlü bir bağırsak için probiyotikten zengin beslenme ihmal edilmemelidir. Taze zencefil. B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından oldukça zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı tepkileri hızlandırmaya yardımcı olur. Soğuk algınlığı ve grip ile mücadele eder. Ancak fazla kullanımı toksin etki yaratabilir. C vitamini iyi bir antioksidan ve iyi bir enfeksiyon savardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlar. C vitamini en fazla yeşil biber, maydanoz, tere, roka, brokoli, ıspanak gibi koyu yapraklı sebzelerde, kivi, portakal, limon, mandalina ve kuşburnu gibi besinlerde bulunur. Gün içinde mutlaka 3 porsiyon sebze ve 2 porsiyon kadar meyve tüketilmelidir. Evde kalmak bizi güneş ışığından mahrum bırakır ve yeteri kadar güneş ışığından yararlanamadığımız için vücutta yeteri kadar D vitamini sentezlenemez. Bu da özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına karşı savunmasız bırakır. Bu süreçte en iyi D vitamini kaynağı olan besinlerden olan mantar, yumurta ve balığa beslenmemizde yer vermemiz gerekiyor. Özellikle haftada 2 gün mutlaka balık tüketmeliyiz. Eğer bahçeli ve balkonlu bir evde yaşıyorsanız gün içerisinde 15-20 dakika güneş ışığından yararlanmayı ihmal etmeyin. Bitki çaylarından özellikle yeşil çay ve beyaz çay içerdiği kateşin sayesinde antioksidan etki göstererek bağışıklık sistemini güçlendirir. Mevsim geçişlerinde ıhlamur, rezene ve ada çayı gibi bitki çayları soğuk algınlığı ve grip ile mücadele eder. Bir tatlı kaşığı bal ile tatlandırarak tüketebilirsiniz. Ancak yeşil çayın diüretik etkisi olduğu için tansiyon ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlığınız mevcut ise doktorunuza danışarak tüketmelisiniz. Omega 3 bağışıklığı düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahiptir. Balıkta, cevizde, keten tohumunda, avokadoda ve sebzelerden semiz otunda bolca bulunan omega 3 bağışıklık sistemine iyi gelir. Gün içinde en az 3-4 adet ceviz tüketmeye özen gösterin. Propolis'in bağışıklık sistemini güçlendirici, mikropları öldürücü, karaciğeri koruyucu, soğuk algınlığı ve kanser gibi birçok hastalıkta tedaviyi destekleyici ve koruyucu etkisi mevcut. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalarda propolis'in vücutta sağlıklı ve canlı hücre sayısını arttırdığı da gösterilmiştir. Suda çözünür olanı su, süt, meyve suyu ve benzeri içeceklerinize damlatarak, suda çözünmeyen propolis'i ise bal, yoğurt, ekmek, pekmez ve benzeri gıdalara damlatarak tüketebilirsiniz. Doğal antibiyotik olan soğan ve sarımsak gibi sebzelerin tüketimi enfeksiyonlara karşı vücudu koruyucu özelliğe sahiptir. Özellikle sarımsak içerdiği allicin sayesinde güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve birçok hastalığın oluşumunu önler. Günlük beslenmemizde mutlaka yer vermeliyiz. Yeterli su tüketimi bağışıklık sistemi elemanlarının sorunsuz çalışması için çok değerli. Ayrıca vücuttaki toksin atımını hızlandırmak ve metabolizmanın çalışması için su vazgeçilmezdir. Günlük en az 10-12 bardak su içilmelidir. Beslenme düzenimiz dışında düzenli uyku ve fiziksel aktivite de oldukça önemlidir. Düzenli ve yeterli uyku ruhsal ve fiziksel sağlığı korur. Yapılan araştırmalar düzensiz uykunun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ve birçok kronik hastalığa zemin hazırladığını göstermiştir. Günde ortalama en az 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Fiziksel aktivite bağışıklık sisteminde yer alan bazı hücrelerin vücutta normalden daha çabuk hareket etmesini sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Evde kaldığımız bu süreçte günde ortalama en az 30 dakika egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Peki sen bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapıyorsun? Yorum olarak bizimle paylaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.